Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Şimdi bir deste seç yapacağız. Diyoruz ki nasıl kendim olabilirim? Sorumuz bu. Kahve var, iskambil falı var. Hadi bakalım, hazır mısınız? Melek kartlarıyla da destek veriyoruz Allah'ın izniyle. Kahve falına şöyle bir bakalım. Nasıl kendim olabilirim? Kendini tanımayan herkes, arkadaşlar gelsinler ve katılsınlar. Önce kahve falı bakacağım. Melek kartlarıyla destek vereceğim. Sonra da arkadaşlar 3 tane gelmiş bile zaten. Sonra da iskambil falına bakacağım. Nasıl kendim olabilirim? Şöyle bir baktığımda hakikaten depresyonda birisini görüyorum. Sıkıntı içerisinde birisini görüyorum. Kendini yeniden şekillendirmek istiyorsun, bir türlü başaramıyorsun. Çünkü kötü giden bir ilişkin var ve sen kendini bu kötü ilişkinin içinde kaybetmiş gözüküyorsun. Ya da geçmişinde bıraktığın bir kötü ilişki senin yeni başlangıçlar yapmanı engelliyor. Büyü negatif enerji kesinlikle var arkadaşlar. Kendin olmanı engelliyor, bir adım atmanı engelliyor, dönüşümünü engelliyor. Bundan bir an evvel kurtulman gerekiyor. Çünkü nereye baksan bir soğukluk, nereye baksan böyle bir yenilenmeme veya işte eskiye takılıp kalma söz konusu. Ve takıldığın bir konuda sürekli bir orada yoğunlaşma söz konusu. Buna biz takıntı diyoruz. Ya bir takıntılı ilişki var ya da yaşamda bir şeylere takılıp kalmışsın, bir türlü çözemiyorsun sorunları. Yakın zamanda bu sorunların çözümü için kendini yüksek bir skalada görmen gerekiyor. Sen hayatının direksiyonunu eline alacaksın. Bunu da motivasyonla elde edeceğini görüyorum. Bir şeye çok öfkeleniyorsun burada. Ailenle çatışıyorsun, bir partnerle çatışıyorsun, iki iç dünyanda kargaşa yaratıyorsun. Ve bir gün senin, bak burada arkadaşlar, kocaman bir ateş yaktığını, önünde durduğunu görüyorum. Sanki geçmişte birilerini affediyorsun ve elinde sanki bir tütsü atıyorsun. Yani bu tütsü defne yaprağı olur, üzerlik otu olur ve bu tütsüyü yaptıktan sonra yenileniyorsun arkadaşlar. Yenilenmen, değişmen senin bir adım hamle atmanı gerçekleştiriyor. Ve atnalı ne şeklinde çıkmış arkadaşlar? Aşağı doğru bakıyor. Atnalının aşağı doğru bakması demek, her türlü ilişkide nazar ve büyünün olduğunu gösteriyor. Nazar, büyü ve negatif enerjiden kurtardığın sürece her şey yoluna girecek. Ve kocaman bir baykuşun çıktı. Baykuş fikrini... Baykuş... Bazı bağırıyor ya arkadaşlar. Baykuş figürünü sık sık kullanmanı öneriyorum. Baykuş figürlerini kullandığında negatif enerjiyi kemirecek. Diğer kadın ya da diğer erkeğin enerjisini kemirecek ve sana saydam bir dünyayı bırakacaktır. Gerçekten de artık hayatı pencereden izlemekten, dışarıdan izlemekten yorulmuşsun. Hayatın ta içine girdiğini, kendini yeniden yapılandırdığını görüyorum. Gözlük, güneş gözlüğü takmış bir genç hanım. Dalgalı saçlı bir genç hanım görüyorum arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Pek çok konuyu aslında çözmüş gözüküyor ama bazı konularda sanki böyle net göremiyor, karanlıkta görüyor. Karanlıktan aydınlığa çıkması çok yakın bu insanın. Aydınlığa çıkacağı günler çok yakın ve ferahlayacak. Arkadaşlar, nasıl kendin olabilirsin sorusu. Mutlaka arkadaşlar hava elementini kullanacaksın. Tütsü yapacaksın. Basit bir tütsü büyük bir olayı çözecek. Neden? Tütsüyle arkadaşlar DNA'larını ve RNA'larını arındıracaksın. Oradaki tütsünün enerjisi sana böyle melekut aleminden ışıkları getirecek ve o arınma bir anda gerçekleşecek. Kendini yeni bir çevrede, yeni bir oluşumda bulacaksın ve hayatının kontrolünü eline alacaksın. Kesinlikle direksiyonu sen elde ediyorsun ve sabırla beklediğinde pek çok sorun çözülüyor arkadaşlar. Bakınız şurada, sabırla beklediğinde diyor pek çok sorun çözülecek. Şurada yine aynı şekilde kaplumbağa görüyorum arkadaşlar. Senin iyileşmen veya kendini bulman yavaş olacak ama emin adımlarla olacak. Ayrıca şu müjdeyi vereyim. Bak, şurada öyle güzel bir atmosfer oluştu ki maddi kazançlar, banka ile ilgili sorunlar veya maddi pek çok sorunun çözüldüğünü görüyorum. Kaplumbağa hızıyla bir hareketi gerçekleştireceksin. Bu ne demek biliyor musun?
yavaş ama emin adımlarla gidiyorsun. Kalıcı bir beraberliği hayatına katıyorsun. Sabırla beklediğinde diyor ki, aşkın gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Aşk ilişkilerinde, bakın, aşk ilişkilerinde sabırsızsan, baş melek Haniel diyor ki, hayallerinde yaşattığın aşka kavuşuyorsun. Yeni bir dünya. Bak arkadaşım, eğer kendini bulduğunda, böyle kendini çok iyi hissediyorsan, lider pozisyonuna geçiyorsan, işle ilgili değişim seni farklı bir ülkeye, farklı bir şehre, farklı bir çevreye taşıyacak ve biraz araştırdığında maddesel boyutta da iyileşmeler olacağını görüyorum. Maddi boyutta da büyük ilerlemeler kat ediyorsun. Kesinlikle değişim sana çok yönlü geliyor. Çok yönlü, değişime hazır ol. Adım adım gelecek arkadaşlar. Çok yönlü değişime hazır ol. Evet. Geliyorum İskambil fallarına. Kartlar arkadaşlar, birkaç kez önceden söyledim, Fransa'dan geldi. Orada ablamın kızı var, bana hediye gönderdi. Şimdi özel tasarım bunlar, böyle sarımtırak falan. Ya diyor, bir tanesi, bir adam yazmış, bu kadar kirli kartları nasıl kullanıyorsun? Ay evet dedim, bunlar kahvelerde uzun süre kullanıldı. Ondan bu kadar kirli dedim. Bu kadar kirli kartları nasıl ezdiriyorsun diye. Arkadaşlar, yağ gibi kayan çok kaliteli bir kart. Bakınız. Bizim ülkemizde bu kadar kaliteli kartları bulamazsın. Fransızların da özel bir işte tasarımları bunlar. Yani sanatın, modanın başkenti. Herhalde özel tasarımlar yapacaklardır. Helal olsun. Adamlara şapka çıkartmak gerekiyor. Evet, kirli kartlarım diyorum ben. Kirli kartlar diyor, nasıl ezdiriyorsun diyor arkadaşlar. Evet, kendimi nasıl bulabilirim, nasıl kendim olabilirim? Bak, görüyor musun? Arkadaşım, aslında senin telepatik güçlerin çok kuvvetli, İskambil falını seçen. Burada telepatik güçlerin kuvvetli olduğunu görüyorum ama sen bir ihanetle beraber, iki yüzlü insanların olduğu bir dünyada kendini bir an kaybetmişsin. Şu anda da işle ilgili değişimler, aşkla ilgili değişimler seni çok iyi bir noktaya getirecek. Tasarılarını tek tek hayata geçireceksin. Değişim seni her yönden kuşatıyor arkadaşım. Hiç merak etmeyesin, değişimi elde edeceğini görüyorum. Yalnız bazı balık, yay ve oğlak burçları, aynı zamanda ikizler burçları, bak, oğlak, ikizler, balık, yay burçları bir hafta ya da bir ay içerisinde, bu fal bakıldıktan sonra bir ay içerisinde bir ayrılık yaşayabilir. Ya birisiyle ayrılabilir, yolları ayrılabilir, düşüncesi ayrılabilir. Onların da telepatik güçleri çok kuvvetli. Bakınız, İskambil falını seçen tüm dostlarım, telepatik güçleriniz çok kuvvetli. Buraya yazıyorum, videonun altına yazmak için. Telepatik güçleriniz kuvvetli. O yüzden kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, burada bak ortaya çıkıyor. Sen kesin hükümleri veriyorsun arkadaşım. İşle ilgili, bakın, işle ilgili kazançlar, parasal kazançlar çok iyi. Aniden 6.000 lirayla 60.000 lira arasındaki değişen bir rakam hanene giriş yapmış. Bak, iki tane onaylanmış kağıdın var. İhanetten sonra yeni bir aşk. Yeni bir aşk seni kendine getirecek. Yeni bir aşk kendine getirecek. Çünkü neden? Karşıdaki kişi ne diyor, ne düşünüyor demekten kendine vakit ayırmamışsın. Bu da ikili ilişkilerde zedelenme, çatışma ve ihanet olarak gelmiş. Bir kadın ihanet sonucunda geçmişi geride bırakıyor arkadaşlar. İhanet sonucunda. Ha, sonradan gelen oluyor mu? Kesinlikle gelen oluyor. Bakın, şurada arkadaşlar, ihanet eden adam bir daha gelmek istiyor, bir daha konuşmak istiyor. Fakat fırsat verilmiyor. Neden? Ben artık değiştim. Ben hayata farklı bir açıdan bakıyorum diyorsun. Benim kirli kartlarım söylüyor bunu.
Benim kirlenmiş kartlarım diyor ki yeni bir yaşamı oluşturacaksın. Yeni bir yaşam sana çok iyi şeyler getirecek. Arkadaşlar, iki tane resmi evrak alıyorsun. Veya iskambil falını seçenlere şöyle bir seçenek de çıktı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir evlilik gerçekleşecek. Mutlu bir evlilik. Sadece ailenizle mücadele etmeniz gerekir diyor. Ailevi mücadeleyi kazanırsan bu evlilikte mutluluğu da yakalayacaksın diyor. Üç tane de melek kartı seçmek istiyorum. Bak ne diyor? Birisine ışığa git diyorsun arkadaşım. Birisine diyorsun ki ben seni affediyorum. Senin bana yaptığın hatalardan dolayı seni bağışladım. Lütfen ışığa git. O ışığa gittikten sonra, ıslah olduktan sonra artık sen hayatından onu çıkartmışsın. Hafifliyorsun ve yeni bir dünyayı kendin oluşturuyorsun. Baş melek Haniel diyor ki rüyalarına bak. Rüyalarındaki aşkı yaşıyorsun. Arkadaşlar çok renkli çıktı. İkinci iskambili seçenler rüyalarınızdaki aşka kavuşuyorsunuz. Daha ne olsun? Rüyalarının aşkını elde ediyorsun. Daha ne olsun sevgili arkadaşım? Evet, videomu beğendiyseniz likelayın. Beğeni butonuna basın. Abone olun arkadaşlar. Yorum kısmına mutlaka bir yorum bekliyorum. Daha çok keşfete düşmek adına. Hepinize güzel bir aşklar, güzel bir günler diliyorum. İnşallah kendinizi bulduğunuz, güzelliklerle dolduğunuz bir yaşamı hak edersiniz arkadaşlar.